Herkese yeniden merhabalar. Size için bugünkü tarifim etli kuru fasulye. Tarifimiz için önce böyle 4 adet kuzu kolumuzu, 1 çay bardağı zeytinyağı, 1 büyük soğan, 1 adet kapya biber, 4-5 diş sarımsakla birlikte güzelce kavuruyoruz. Ocağımızın altı yüksek ateşte. Etlerimizi şöyle çevire çevire salçasını koymadan önce bir kavuralım. Soğanlarımızla birlikte güzel bir sotelensin. Henüz kızartmıyoruz sertleşmemesi için etimizle. Evet, dolu dolu 1 tatlı kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı da biber salçasını da koydum. Şimdi onlarla da güzelce etimizi kavuralım, salçanın kokusu gidene kadar. Evet, buraya baharatlarımızı da hazırladım. Pul biber, kimyon, karabiber, tuz ve toz kırmızı biber. İçerisine Arnavut biberi de koyacağım. Ama Ramazan olduğu için bunlar çok acı biliyorsunuz arkadaşlar. Bir tane ilave edeceğim. Çünkü yeterince baharat da koyuyoruz. Diğer zamanlarda 2-3 tane koyabilirsiniz. Gün boyu aç kalan mideye çok da acı yüklemeyelim. Onun için şöyle biberimizden bir tane koyacağım. Evet, dip frizden kuru fasulyelerimize ilave edelim. Bir gece öncesinde suda beklettiğimiz, daha sonra iki tıklatıp gazını çıkarttığımız oda sıcaklığında bekletip biraz soğuduktan sonra böyle buzdolabı poşetlerinde difrize kaldırdığımız kuru fasulyelerimizi içerisine koydum. Yaklaşık 1 kilo var burada arkadaşlar. Evet, baharatlarımızı da ilave edelim. Az önce tek tek hepsini saymıştım. Videonun altına da not edeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Arnavut biberimizi de atıyoruz. Onları da şöyle 1-2 dakika çevirelim. Tereyağı olmazsa olmaz tabii ki. Bir yemek kaşığı tereyağımızı da şöyle ilave edelim. Evet, onlarla da şöyle güzelce çevirdim. Şimdi suyumuzu ilave edebiliriz. Üzerine geçecek kadar ılık su koyuyorum. Şöyle kontrollü bir şekilde ilave edin. Çok az daha ilave ediyorum ve kapatıyorum ağzını. Evet, kuru fasulyemizin yanına chia tohumlu oldukça lezzetli ve sağlıklı bir bulgur pilavı pişireceğim. Tavamızın içerisine şöyle 3 yemek kaşığı zeytinyağı koyuyorum. Dilerseniz ayçiçek yağı da koyabilirsiniz. Tamamdır, bu yeterli. 1 yemek kaşığı da tereyağımızı koyalım. Şöyle de eritelim. Evet, yağımız eridi. Şimdi paketin tamamını boşaltabiliriz. 2 dakika kadar bulgurumuzu güzelce kavuralım. Evet, şimdi 1 tatlı kaşığı tuzumuzu, şöyle biraz da karabiber ilave edeceğim. Şurada benim tavuk suyum var, ondan da lezzet vermesi için. İki köşkeci buradan koyuyorum. Diğerini soldaya kullanacağım. Burada da 4 bardak kaynar suyum var. Ben de şöyle ilave edelim. Evet, pilavımız tamam. Oldukça pratik, çok çok da lezzetli. Bu pilavı mutlaka deneyin arkadaşlar. Dilerseniz bu bulgurun içerisine kıyma koyup dolma içi olarak da kullanabilirsiniz. Şimdi altını kısacağım. Kapağını da kapatacağım. Yavaş yavaş pişmeye bırakacağım.
Paketin üzerindeki su ölçüsü tam 4 su bardağı. Ben ilaveten 1-2 kepçe tavuk suyu ilave ettim. Dilerseniz benim yaptığım gibi de yapabilirsiniz. Pilavımızı bir kontrol edelim. Tane tane şahane olmuş. Yaklaşık 10-15 dakikada pişiyor zaten. Söylediğim gibi hem çok pratik hem de çok çok lezzetli bir pilav. Denemediyseniz deneyin lütfen arkadaşlar. Tamamdır. Ben altını kapatacağım. 10 dakika dinlenmeye bırakacağım. Evet, kuru fasulyemiz de pişti. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, biraz dinlendikten sonra servisini yapabiliriz. Bakın etler de dağılıyor. Şahane pişmiş. 35-40 dakikada kısık ateşte piştiler arkadaşlar. Biraz dinlendikten sonra servisini yapabiliriz. Pilavımız da burada demleniyor. Gördüğünüz gibi chia tohumlu şahane bir bulgur pilavı. Evet, kuru fasulyemizin de servisini yaptım. Dinlendi. Şöyle kemiğini de alalım. Gördüğünüz gibi nasıl güzel pişmiş. Hemen çıkıverdi kemiği de. Bir videonun daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Yeni yeni tariflerde görüşünceye kadar şimdilik hoşça kalın. Önden de şöyle bir güzel çorba hazırladım. Tam bir şifa deposu. Tavuklu, şehriyeli, şahane bir çorba. Ve burada da mini ekmekçiklerimiz. Bunlar şahane oluyor arkadaşlar. Bunların tarifini de sizlere paylaşmayı çok istiyorum. Haşhaş ve zahter tohumu ile yapıyorum. Mayalı bir poğaça, çörek. İçleri boş ama bu şekilde de sanki doluymuş hissi veriyor. O kadar lezzetli ki. Sizler için bunları da paylaşacağım arkadaşlar. Evet, bu muhteşem üçlüyü bir arada çekmeden olmazdı tabii ki. Kuru fasulyemiz, bulgur pilavı ve turşu. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun diyorum ve hoşça kalın diyerek videomu sonlandırıyorum.